fazla bir şey görmedim zaten. Halaydaydık biz, bir anda oldu, bir anda gelişti. Kendini bilmez biri yüzünden oldu. Üzgünüm. Yani benim en mutlu günümü mahvetti. Adana'da nişan töreninde halayı yavaş çek kavgası çiftin en mutlu günlerini mahvetti. Göğüsten aldım. Ondan sonra bıçak yarası devam etti. 3 tane bıçak yaram vardı. Olay geçen 12 Temmuz saat 18.30 sıralarında Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe mahallesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Nuriye Gülpeler ve aynı yaştaki Tamer Mert Ayhan evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından iki aile kız evinin önünde halay çekmeye başladı. Bu sırada iddiaya göre Nuriye Gülpeler'in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının uzaktan bir akrabasına halayı yavaş çek, arkandaki kadınlar rahatsız oluyor dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Nuriye Gül'ün abisi Bayram Peler ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışırken 5 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Bayram Peler ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında kız kardeşimle damatla beraber halay çekiyorduk. Halay başındaydım. Bir tane kuzenimle bir arkadaş, orada tanışmış olduğum arkadaş, halay yavaş çek dedikten sonra vuku buldu. Ben de aralarına girdim. Olayı aralamak isterken bacağımdan 3 tane bıçak yarası aldım. Arkamı döndüğümde bayılmıştım zaten. Beni damat bacağıma kemer bağlayıp beni Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Otomobille hastanelere giden taraflar Balcalı Hastanesi önünde de karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. O sırada arkamdan da 4 tane kişi yaralanmış. Yaralanan kişiler de benim özümüz kuzenlerim. Yani bir kişinin yaptığı eylem, ben şunu söylemek istiyorum. Her iki tarafında barış olmasını istiyorum. Her iki tarafa da çağrım barıştır. Biz barıştan yanayız zaten. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. Keşke olmasaydı, bu olay olmasını istemezdik zaten. Her iki tarafa da barış isteriz. Ayrıca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Bayram Peler erkek tarafı tarafından darp edilmeye çalışıldı. Hastanede saldırı devam etti. Ben tedavi olmak için sedyedeydim. Arkamdan 3-4 kişi devam etti saldırıya. Onunla da yetinmedi. Balcalı Hastanesi'nde de yaralı kişi kuzenim sedyeyle götürürken ona da bıçak yarası verildi. Gözaltına alınan SC ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavganın üzerine iki gencin nişan töreni yarım kaldı. Bu hafta ise barış için ailelerin görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Her şeye rağmen büyüklerimiz devreye girdi şu an. Cemaat kurulacak, inşallah barış sağlanacak. Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu.